Bosna'dan herkese merhabalar. Ben İrem. Ben Yiğit. Kiralık ev arayanlar, evini kiraya vermek isteyenler, evini satmak ya da ev almak isteyenler ekran başına. Her cumartesi pazar evlerinize konuk olup Türkiye'nin yaşadığı emlak kaosuna son vereceğiz. Her bölüm kiralık ev arayan yeni bir ailemizi konuk edip onları tanıyacağız. Ardından yaşadıkları sorunları dinleyip nasıl bir ev aradıklarını öğreneceğiz. Ve sıra gelecek onlar için bulduğumuz evleri gezdirmeye. Bakalım benim bulduğum evleri mi beğenecekler? Benim bulduğum evleri mi? Dedik ya, Türkiye'nin yaşadığı emlak kaosuna son vermeye geliyoruz. Aynı zamanda programımızda bir uzmanımız da bizlerle beraber olacak. Kiracı ile ev sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıklar ile ilgili bizleri bilgilendirecek. Biz Türkiye'yi yuva sahibi yapmak için hazırız. Eğer sizler de hazırsanız buyurun ilk ailemizi tanıyalım. Son derece tatlı bir aileyle birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Semra, 62 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Değil mi teyzeciğim? Evet. 40 senelik de evliyiz. Şevket Bey'le. Bir tane. Yani benim pamuk dedem bu benim. Allah ayırmasın. Amin. Ben Şevket, pamuk dede. 68 yaşındayım. Aşçılık yaptım yıllardır. Ve iyi kötü para kazanıp evime baktım ama... Eşim Semra'nın çalışmasıyla biraz daha düzeldik. Allah ondan razı olsun. Kafa kafaya verdik. Evet. Çocuklarımızla beraber. Bak ne güzel mutlu bir hayatımız var. Allah hepsinden razı olsun. Herkes özenir bizim hayatımıza. Çoğu zaman öyle derler ya. Evet. Ne kadar mutlusunuz diye. Doğru söylüyorlar. Ara sıra yemeğe götürmelerin. Ya. Deniz kenarına. Onun için deniz kenarını özledik ya. İnşallah. Hadi bakalım. Bu iki güzel hanımefendiyi de tanıyalım Semra teyzeciğim. Kızım, bir tane daha var ama onu sonra anlatırım. O şimdi kendini tanıştırsın. Hadi. Ben Canan Coşkun. 29 yaşındayım. 3 senelik evliyim Taşkın'la. 2 yaşında da bir kızım bakarmış, var. Nasıl da bakarmış, nasıl? Bakıyor hayran hayran. Benim canım ya bakıyor. Derdini ilk defa görmüş. Çok seviyorum sizi. Bu da benim kızım. Annem. Değil mi aşkım? Annem. Hadi sen de gelin tanıdım. Ben evin geliniyim. Büyük oğlunun Murat'ın eşiyim. 11 yıllık evliyim. 9 yaşında bir oğlum var. İsmi Berk. Annem babamı çok seviyorum. Canan'ı da çok seviyorum. Çok güzel bir aileyiz. Sen gelinim misin? Kızınım anneciğim. Sen benim kızımsın. Sen benim ikinci kızımsın. Canım. Anladın? Seni ben öyle pamuk sevdim. Pamuk dedimiz bizim. Hı. Sizi çok seviyorum. Ben... Biz de seni çok seviyoruz. Hep bir tane. Mutlu olalım lütfen. Evet. Mutluyuz kız. Niye öyle gözlerin dolmasın bir tanem? Mutluyuz. Berk'i ben büyüttüm. Siz çalıştınız. Ha? Hiç sizi ayırt etti mi? Asla. Ya evlerimiz asla. Yan yanaydı ama sanki bir evin içinde büyüdü. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani. Çok minnettarım size. Ve sizi çok seviyorum. Canınca ayrılmayalım. Yani istediğiniz sevgiyi verdik değil mi? Annem her zaman. Her zaman. Ailen de öyle. Her zaman. Siz Allah'ımıza bizim her şeyimizsiniz. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımıza bin şükür olsun. Amin. Yani işte o üzüntülü zamanlarımız da olmasaydı. Biz varız ben anne. Ben aslında 3 çocuk annesiyim. Değil mi? Ben bir tek katlı bir evde oturuyorduk. Böyle bahçe içinde. Ben ilk çocuğumu kaybettim. Kapının önünde oynarken benim bir anlık dalgınlığımla sokak arasında geçen bir araba. Anneciğim. Onu bizden aldı, kopardı. Biz varız. Bak Canan var. Ben. Gelinimi onun yerine koydum. Şimdi başka bir şey geldik, mutlu bir şey anlatalım. Mutlu olalım. O zaman şeyleri anmak istemiyorum. Böyle birdenbire 2-3 evlat deyince öyle geldi. Geçti. Zaten unutulmuyor. Allah kimse evlat acısı vermesin Rabbim. Kurban olayım. Amin Semra teyzeciğim. Tüm ailenize sabır dileyerek isterseniz daha güzel şeylerden konuşmaya başlayalım.